Gülnaz, son bir soru Mustafa'ya. Evet, iyi akşamlar Mustafa Sandal. Seni çok seviyoruz bu arada. İyi akşamlar, teşekkürler. İlk albümünüzden bu yana çizginizi değiştirmesiniz, yani tarzınızda değişiklikler olsa da çizginizi değiştirmediniz. Bunu korumayı nasıl başarıyorsunuz? Yani müziği, anlattık aslında ama yani müziği, bir kısa da bir kere ben hani bu işe neden girdim? Müzik aşkından ötürü girdim. Yani benim bu işe girişimdeki ilk neden ve şey amaç hani çok şöhretli bir insan olayım gibi şeyler değil. Yani ben müzik aşkından ötürü üniversite eğitimimi Amerika'da yarıda bırakarak Türkiye'ye geldim ve İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda asistan olarak sen şeyi anlat abi başladım. Yani anne seni Amerikalara gönderiyor, baba deli gibi Amerika'da İsviçre'de okulu bitiriyor, oradan Amerika'ya gidiyor falan filan, aile bekliyor, böyle delice bir oğlan dönecek ve manyak bir şeyler olacak bizim hayatımızda derken ben popçu olacağım diyor adam bir anda. Yani aile o sırada bambaşka bir durum var değil mi? Esas tabii yani, orası bir nokta yani. Ya bir de ben hani Amerika'ya gittiğimde öyle yani kolay şartlarda gitmedim. Yani ailemin çok zorlanarak beni gönderdiği bir durumda gittim. Ve 2,5 sene sonra Boston'da sınıfta otururken hiç unutmuyorum. İş hukuku dersi, böyle önümde bir kitap. Ya ben bir türlü orada olmak istemiyorum. Hani kalbimde ruhumda müzik var. İçinde yok. Ya, iş hukuku dersi okuyorum. Ne işim var burada benim kafasındayım. Dedim ki Mustafa dedim bir karar ver. Ve bu kararın arkasında dur. Ya dedim buradan kalk. Dedim dön Türkiye'ye. Ve kendini müziğe ver ya da burada otur, bu yolda devam et. Ama bir dakika, şimdi bunu tavsiye etmiyoruz değil mi? Yani şu anda bizi dinleyen üniversite öğrencileri... Ya Beyazıt, ben şunu tavsiye ediyorum. İş hukuku okurken popçu olmak istiyorum. Kapat var bir sınıflar boşalıyor falan. Ben, olunuyor diye bir şey yok yani, hani riske atmayın da. Yok, ben şunu tavsiye ediyorum. Yani bütün herkese bunu tavsiye ediyorum. Bütün genç arkadaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Kalbinde ne varsa... Onun peşinden git. Çünkü hayatını sevmediğin bir işle, hayatını sevemeyeceğin bir işle geçirmek bence çok yanlış. Kalbinde, içinde, ruhunda ömrünü geçireceğin. Çünkü insanın mesleği ömrünün büyük bir bölümünü alan bir durum. Ama mesela, biraz da yani param varsa. Abi yani benim param yoktu ya. Ya ben ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Amerika'dan geldim Beyazıt. Cebimde 5 kuruş para yok ama ciddi bir müzik aşkı var. Gittim. Borca girdim. Hiç unutmuyorum. Senetler imzaladım. Müzik aletlerimi aldım. Gece gündüz stüdyoda yatıyorum. Kalkıyorum. Orada yaşıyorum. Beste ve şarkı, yani aranjman yapmak ne demek? Bunları öğrenmeye çalışıyorum. Gelecekle alakalı hiçbir garantim yoktu. Yani içimdeki ses haricinde başka hiçbir garantim yoktu. Sadece içimdeki sesi dinledim ve hayatım boyunca mutlu olacağım işi yapmak istedim. Peki ya olamasaydın şu anda içindeki sese ne derdin mesela? Yemiştim yani. Ama bir şey söyleyeceğim burada. Çok önemli bir şey söyledin. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Biz çok göz önünde iş yapıyoruz ve işte herkes ya ben de oyuncu olmak istiyorum. İşte ben de şarkıcı olmak istiyorum. Ben de bilmem ne. Çok doğru. Yani yüreğinin sesini dinle ve yapmak istediğin mesleği yap ama... Bunun yanında hani sen onu yapmışsın. Belli ki bir sürü şey gerekiyor. Yani azim gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor, çok çalışmak gerekiyor. Hani hadi ben oyuncu olacağım, hadi ben bir oyuncu olayım, bir ajansa yazılayım. Hani sadece çok basitmiş. Yürekteki sesle çok, biten bir durum öyle değil. Öyle bir şey ama değil. Hani çok basitmiş gibi görünüyor ya bazen bizim yaptığımız iş. Yani ben mesela hani ben şimdi şu an burada oturuyorum. İşte şu an Aysel'i oynuyorum ama buraya gelene kadar... Neler yapıyorsun böyle hani böyle geliyorsun kazıya kazıya. Tabii, yani o yüzden hani sadece tabii ki sesini dinliyorsun ama onun yanında birçok şey. Ya yapman gerekenleri evet, yapıyorsun zaten evet, yani yapman gerekenleri yapmadan o iş olmuyor. Evet. Ama şöyle bir formül yok, işte ben okula gittim, üniversitede gittim ya ve başarılı olacağım. Böyle bir garanti, böyle bir formül yok. Yani bugün Mark Zuckerberg'den Steve Jobs'a, Bill Gates'e kadar bunlar... Üniversite terk adamlar. Yazıt. Yani. Şimdi doğrusu bu abi. Bakın çocuklar. Bunlar çok önemli konular. Bunları iyi dinleyin. Üniversiteyi terk edin. Bakın bunlar. Şimdi verdiğimiz örnekler o. Yüreğimin sesini dinledim. Bunlar hep üniversite terk. Yok, şaka tabii bir tarafa. Ben konuyu şöyle bir... Doğru söylüyorsun da. Yani zaten bu ülkede de. Dünyada da böyledir. Hani bu ülke diyesin, anladın mı? İş bir süre sonra seni buluyor.
Yani biraz da böyle bir durum da var. Sevsen de sevmesen de bir süre sonra o seni buluyor. Buluyor dediğim o işi yapıyorsun. Sevsen de yapıyorsun, sevmesen de yapıyorsun. Bazen başka çaren kalmıyor. Ama yüreğindeki ses, biraz da yeteneğin, biraz da tırmalamaya mecalin varsa, hani dayak yemek istiyorsan hayattan, sağlamlarından, o zaman fayda var. Peki. Ya ben şunu eklemek istiyorum. Gecenin bu yaz felsefeye bu kadar... Hayır, hayır. Ya bizim toplum olarak mutlu insanlara ihtiyacımız var. Yani o yüzden insanlar sevdiği işi yapmalılar, sevdikleri şeylerin peşinde koşmalılar. O kadar diyorum. Keşke. Ben de güzel sanatlar okudum. Onu da seviyordum ama sevdiğim başka bir işin içine düştüm. Allah'tan da düşmüşüm yani. Hani keyfim yerinde en azından. Güzel. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.